Arkadaşlar bir soru çözüm videosuyla karşınızdayım. A kümem x virgül y eleman q kartezyen çarpım q'dan geliyormuş. Yani noktalarım rasyonel sayılarmış koordinat düzlem üzerinde. X kare eksi y kare küçük bir kümesinin içine kapanışını, sınırını ve yığılma noktalarını bulmamızı istiyor. Kümenin açık mı kapalı mı olduğunu göstermemizi istiyormuş. Şimdi ilk başta hemen kümemizi çizmemiz lazım. Bunu nasıl yapabiliriz? Şöyle yapacağız. Koordinat düzlemimizi çizebilirsek. Şimdi burayı düzgün yapamadık. Evet, şu an oldu. Biz buradan bir noktasını belirleyelim önce. Şuraya 1 dediğimizi varsayalım. 4 birim. Buraya da 4 birim seçtim. Şimdi şöyle hiperbol olacaktı değil mi? Bu küme normalde bildiğimiz anlamda. Buradan da böyle çizersek. Buradaki hiperbolün arasında kalan bölgeye biz aslında A kümesi diyeceğiz. Burası bizim için şu çizdiğim alan. A kümesinin kendisi. Şimdi burada buralar bizim için kaç birim? 1'e 1 şeklinde. X kare eksi y kare eşittir 1'i çizdik. Şimdi bu kümenin neyini bulalım ilk başta? Sınırını bularak başlayalım. Çünkü biz buradan açık mı kapalı mı olduğuna bakalım. Rastgele bir nokta aldım. Gördüğünüz üzere. Şimdi bunun etrafında şöyle bir sürü rasyonel koordinatlı sayıların olduğunu biliriz. Aynı zamanda şöyle İrrasyonel koordinatlı elemanlar da vardır. Ben burayı ne kadar küçültürsem küçülteyim. Aldığım disklerimin içerisine bakın. Şöyle bir disk aldığımı düşünün. Epsilon yarıçaplı. Bunun içerisinde bir irrasyonel bileşenli eleman vardır. Bu da kümenin dışında kalır. İrrasyonel bileşenli elemanlar. Aynı zamanda buranın içerisinde rasyonel bileşenli elemanlar da vardır. Yani kümenin elemanlarını da içerir. Buradan her noktasının, bu kümenin içerisindeki her noktanın bir sınır noktası olduğunu söyleyebiliriz. Benzer bir şekilde irrasyonel koordinatlı bir nokta aldığımız zaman onun da civarında kümenin elemanları vardır. Aynı zamanda kümenin elemanı olmayan irrasyonel koordinatlı elemanlar da vardır. Hatta bunun içerisinde şöyle elemanlar da girebilir. Bir tanesi rasyonel, bir tanesi irrasyonel elemanlı olabilir. R eleman Q, Q eleman değil, Q şeklinde olabilir buradaki elemanlarımız. Bunlar da yine kümenin dışındaki elemanlar olmuş oluyor. Ama her noktası için buradaki kümenin reel sayılardan aldığımız her nokta için x virgül y eleman r kartezyen çarpım r için ne olduğunu söyleyebiliriz. X virgül y eleman buradaki aralığın içerisinde tabii ki x kare eksi y kare denklemini sağlayacak tabii ki burada. Buradaki del a kümesinin içerisine düşmüş olacaktır. Yani benim buradaki sınır kümem şu şekil yazılabilir. X virgül y eleman r karelerden oluşur. Öyle ki x kare eksi y kare küçük eşittir 1 şeklinde. Çünkü şuradaki elemanlar da hem kümenin içi hem de dışıyla çakıştığı için böyle bir şeyden bahsedebiliriz. Şimdi sınırı belirlediğime göre artık kümenin içini belirlemeye geçebilirim. Şimdi A0'dan bir eleman almam gerekecek değil mi? X virgül y eleman A0 alalım. Bu durumda ne olmasını beklerim? Buradaki X virgül y merkezli epsilon yarıçaplı disk neyin içerisinde kalacaktır? A kümesinin içerisinde olacaktır. En az bir epsilon büyük 0 için. Şimdi bu epsilonu nasıl seçebiliriz? Epsilon şu şekilde seçelim. Distance epsilon nasıl yazıyorduk burada? A virgül del A şeklinde. A kümesinin del A kümesine uzaklığı şeklinde seçelim. Bu distance dediğimiz şey neydi? Infimum D X virgül Y virgül Z virgül T'lerden oluşur. Öyle ki Z virgül T'ler eleman del A şeklinde seçeceğiz burada. Bu tanımla baktığımız zaman epsilonumuz büyük sıfır olacaktır. Ve şöyle bir şey elde edeceğiz burada. Her P virgül R eleman A için buradan şöyle bir şey olacağını söyleyebiliriz. P ve R merkezli P virgül R merkezli epsilon yarıçaplı disk neyin içerisinde kalacaktır bizim için? A kümesinin içerisinde olacaktır. Bu durumda ne diyebiliriz? Buradaki A iç dediğimiz kümenin kendisine eşit olacaktır. X virgül Y eleman Q kartezyen çarpım Q'lardan oluşur. Öyle ki burası için x kare eksi y kare küçük 1 şeklinde olacaktır. Yani a iç dediğim küme a'ya eşittir. Bu da ne demektir?
A kümemizin açık olması demektir. Şimdi bu tanım gerçekten çalışıyor mu bakalım. Şuradan rastgele bir nokta aldım. Q virgül R şeklinde bir nokta aldım. Buradan rastgele bir nokta alalım. Bunun sınırında en yakın olduğu mesafe olsun. Gördüğünüz üzere buna en yakın noktayı seçtiğimiz zaman bu U var. Bunun içerisinde kalıyor. Sınırdan alamayız zaten. Sınırın çok yakınından bir eleman aldığımızı varsayalım. Bu durumda nasıl olacaktır? Yine bunun etrafında çok yakın olduğu bir eleman vardır. Ve böyle bir yuvar aldığımız zaman bu buranın dışına taşmadan kalabilecektir. Böyle diskler olduğu için bu kümenin içinin kendisine eşit olduğunu ve dolayısıyla A'nın açık olduğunu göstermiş olduk. Şimdi gerisi artık formül. A'nın kapanışı dediğimiz şey nasıldı? A'nın içiyle sınırının birleştirilmesiydi. Şimdi şunu biliyoruz. A'nın içi buradaki del A kümesinin altındadır. Çünkü şöyle bir şey biliyoruz. Buradaki Q kartezyen çarpım Q, R kartezyen çarpım R'nin alt kümesi ya. A'nın içerisindeki noktalar da yine buranın içerisine düşeceklerdir. Bunun böyle olduğunu bildiğimiz için artık direkt şöyle bir şey söyleyebiliriz. A'nın kapanışı buradaki sınıra eşittir. Yani X virgül Y'lerden oluşur. X virgül Y eleman R karelerden oluşur. X kare eksi Y kare küçük eşittir 1 şeklinde olacaktır. Tamam. Aynı zamanda şöyle bir formülün de varlığından haberdarız. A'nın kapanışı A ile A'nın yığılma noktalarının birleşiminden oluşmaktadır şeklinde. O zaman bakarsak şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Bizim buradaki A kapanış dediğim, A yığılma noktaları daha doğrusu X virgül Y eleman R karelerden oluşur. Öyle ki X kare eksi Y kare küçük eşittir 1 şeklindedir. Gerçekten de böyle mi bakalım. Şimdi şuradan rastgele bir eleman aldığımızı varsayalım tekrardan. Bunun etrafında bir disk alalım herhangi bir boyutta. Şimdi bunun içerisinde kümenin elemanları olmaya devam edecektir değil mi? Şuradaki merkezi çıkarsam dahi. Her yarıçap için burada sonsuz tane rasyonel bileşenli eleman vardır. Dolayısıyla buradaki sınır için de dahil olmak üzere mutlaka kümeyle kesişmeye devam edecektir. Yani bunun yığılma noktaları kümesi de yine buraya eşittir. Böylelikle sorunun bizden istediği tüm bileşenleri bulduk. Kümenin açık olduğunu da göstermiş olduk. Ve sorumuz böylelikle bitmiş oldu bizim için. Bu arada şöyle bir şey yapmayı unuttuk ki bu bayağı bir sıkıntı yaratabilecek tarzda bir şey. Bu mesafedeki x, y noktaları sınır kümesine dahil olabilir. Biz buradan ne seçmeliyiz? Buradaki z virgül t'yi x virgül y'den farklı seçmeliyiz. Ve burada bu düzenlemeyi yaptıktan sonra artık epsilonun sıfır olmasını tamamen redef etmiş olduk. Yani kendisini dahil etmediğimiz zaman kesin sıfırdan büyük olacaktır. En yakınındaki noktayı almış gibi olacağız. Şimdi burada sonsuz tane küçük nokta olduğu için bunu en yakın olanını aldığımız zaman gördüğünüz üzere hep böyle içinde kalacaktır sınır kümesinin içerisinde. Burada ikisini farklı seçmemiz buna yaramış olacak.